Ekonomist Kemal Bazıbağlı, dövizde yaşanan artışla birçok zammın beraberinde geldiğini belirtti. Özellikle son zamanlarda dövizde yaşanan önemli ve hızlı artış halkımızı çok kötü şekilde etkilemiştir. Bildiğiniz üzere vatandaşın önemli bir kısmının kredi ödemeleri döviz cinsinden yapılmaktadır. Kira ödemeleri de keza öyle. Tapu devirleri, birçok ürün, birçok kalem döviz cinsinden fiyatlanmıştır ülkemizde. Bu önemli bir sıkıntıdır. Dolayısıyla TL'nin döviz karşısında değer kaybetmesi sonucu tüm bu giderler gelir aynı kalması durumunda artmaya devam ediyor ve vatandaşımızın alım gücü azalıyor maalesef. Tüm halkımızı aynı oranda, aynı şekilde kötü anlamda etkileyen unsur vardır bu durumda. Nedir? Bir, akaryakıt fiyatlarının yükselmesi, bu akaryakıtın girdi maliyetlerini, üreticilerin girdi maliyetlerini önemli derecede artırması, diğer yandan ithalatçıların girdi maliyetlerinin yine artması. Çünkü ithalatçıların pazarlama, taşımacılık konusuna baktığımız zaman akaryakıt önemli bir unsur oluşturmaktadır. Ve son zamanlarda gerek dövizin yükselmesi, gerekse ondan dünya petrol fiyatlarındaki değişime göre benzinde, akaryakıtta önemli zamlar yaşanmıştır. Elektrik fiyatlarında zamlar yaşanmıştır. Tüp gaz keza öyle. Yani halkın aldığı tüm ürünlerde bir artış, bir zam yaşanmıştır gördüğümüz üzere. Bu da halkı olumsuz etkilemektedir. Üreticiyi olumsuz etkilemektedir. Bazıbağlı hükümetin alabileceği önlemleri de sıraladı. Hükümet veya bizim Merkez Bankamız TL'yi döviz karşısında değerlendirmesi mümkün değildir. O Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın elinde olan bir şeydir ama hükümetin elinde olan önemli bir unsur var. Nedir? 1978'den bu yana yürürlükte olan fiyat istikrar fonu vardır. Nedir bu fon diye baktığımız zaman yasada şunu görmekteyiz. Üç unsur, üç kalemde adı üstünde fiyat istikrarını sağlamak için halktan para tahsil edilmektedir. Nedir bu kalemler? Bir, akaryakıt. İki, tüketim maddeleri. Üç, tarım ürünleri. Yani ne demektir? Halk şu an bu üç kalemde bir istikrar sağlanması için para ödemektedir. Ne üzerinden para ödemektedir diye baktığımızda öncelikle akaryakıtı görmekteyiz. Bugün aldığımız akaryakıtın %50'si yani yarısı fiyat istikrar fonuna aktarılmaktadır. Akaryakıt fiyatlarına baktığımız zaman ülkemizde %55-60 oranında fiyat istikrar fonu ve diğer küçük vergiler vardır benzin fiyatında. Yani bugün her bir litre benzine ödediğimiz paranın yarısından fazlası fiyat istikrar fonu ve vergilere gitmektedir. Bir diğer fiyat istikrar fonu gelir kalemi de ithal ürünlerdir. İthal ettiğimiz birçok üründe ki birkaç istisna hariç neredeyse hepsinde fiyat istikrar fonu alınmaktadır. Ne kadar fiyat istikrar fonu geliri elde edilmiştir diye baktığımız zaman 2011'den son 6 yıla baktık mesela. 2011'den 2017'ye ki 2017 bütçesinde de vardır bu kalem. Toplamda fiyat istikrar fonu geliri hükümet ve hükümetlerin toplam 3.6 milyar TL olduğunu görmekteyiz. Bu rakam yanlış değildir. 3.6 milyar TL'dir. Yani bugün bizim 5 milyar TL'lik bütçemiz kadar neredeyse bir paradır. Peki ne kadarı harcanmıştır bu 3.6 milyar TL'nin 2011'den bu yana diye baktığımızda ise sadece 900 milyon TL görmekteyiz. Yani bu ne demektir? Halktan aldığı benzin, ithal ürün üzerinden fiyat istikrar fonu tahsil edilmektedir. Ama akaryakıtta, tüketim mallarında ve tarım ürünlerinde fiyat istikrarını sağlamak için bu fondan para gerektiği kadar harcanmamaktadır. Yani hükümet yetkilileri eğer bir açıklama yaparlarsa ki açıklama göremiyoruz maalesef, bizim elimizde yapabilecek bir şey yok.
TL kullanıyoruz, TL'ye müdahale edemeyiz demesinler. Lütfen fiyat istikrar fonuna ne kadar para tahsil ettiklerini ve o fondan halkın yararına ne kadar para harcadıklarını çıkıp açıklasınlar, görelim. Yani bu fonu amacına göre kullanırsa hükümet yetkilileri halka dövizdeki artışı birebir oranda artırmama mümkündür, yapılabilir. Bir diğer unsur, gümrük vergilerinde en azından geçici bir süreliğine de olsa indirime gitmek yine hükümetin yapabileceği şeylerdendir. Genel anlamda halkın giderlerini, dediğiniz gibi okulların da fiyatlaması döviz üzerinden, maalesef birçok unsur belirttiğimiz gibi döviz üzerinden tahsil ediliyor. Yani bunları halkın alım gücünü kötü şekilde etkilememesi için gerek hükümet yetkililerinin gerek ekonomimizin paydaşlarının en azından geçici bir süreliğine bunları yapmaları mümkündür diye düşünmekteyim. Bazı bağlı dövizin daha da artacağını düşündüğünü belirtti. Maalesef dövizin biraz daha yükselmesi mümkündür. Gerek dediğiniz gibi Türkiye'de anayasa görüşmeleri, kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye hakkında açıklayacakları notlar veya not düşüşleri, olası not düşüşleri, diğer yandan Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın Amerikan ekonomisinde gerçekleşen olumlu ekonomik gelişmeler sonucunda beklenenden daha yüksek bir şekilde faiz artırması da söz konusudur. Bu durumda da özellikle dolar TL karşısında önemli bir değer artışı yaşanacaktır. Tabii burada detayda şunu söyleyebiliriz. Şu anki TL'nin değer kaybetmesi bir nebze o ileride yaşanacak şeyleri fiyatlama için de yapılmaktadır. Yani yarın Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası faizi artırdığı zaman hemen çok önemli bir şekilde dolar yükselmeyebilir. Çünkü şu anda hali hazırda o fiyatlanmaktadır, ama eğer bir beklentinin üzerinde artış söz konusuysa Amerika'da faiz artışı veya Türkiye'de herhangi bir istikrarsızlık, gerek siyasi gerek ekonomik gerek jeopolitik sıkıntı yaşanması durumunda beklenilenden fazla dövizin daha da yükselmesi maalesef olasıdır. Ekonomist Kemal Bazıbağlı borçluları ve borçlanacaklıları da uyardı. Şimdi öncelikle borçlanmayı düşünenler için her zaman yapılan bir öneridir bu. Borçlanmayı düşünenler eğer gelirleri TL cinsindense döviz borçlanmaları durumunda bir risk almaktadırlar. Şu an TL'nin faiz oranı dövizin faiz oranından yüksektir. Eğer finansal tüketiciler döviz cinsinden borçlanırlarsa daha düşük faiz ödeme düşüncesiyle bunu yapmaktadırlar. Ama dövizin beklenilenden fazla bir şekilde değerinin artması sonucunda eğer TL borçlanmış olsalardı ondan daha da fazla faiz ödeme olasılığı vardır döviz cinsinden borçlanırlarsa. Evet. Ama mevcut dediğimiz gibi birçok vatandaşımız hali hazırda döviz cinsinden borçlanmıştır. Mevcut çok yüksek oranlarda, yani dövizin şu an çok yüksek olduğu bir durumda borçlarını TL'ye dönüştürmeleri onlar için çok da avantajlı bir durum değildir. Niye? Çünkü mevcut kredili bakiyeleri yüksektir. Artı çok yüksek bir döviz kurunda bunu TL'ye dönüştürecekler şu an yaparlarsa. Ve dövize oranla daha yüksek bir TL faiz oranı eklenecek bunun üzerine. Ve çok yüksek kredi ödemek zorunda kalacak vatandaşımız. Ne yapılabilir? Eğer dövizde bir düşüş yaşanırsa önümüzdeki günlerde ve bunu mutlaka tüketicilerimiz, finansal tüketicilerimiz danışmanlarıyla, banka temsilcileriyle bunları konuşmaları gerekir. Dövizde bir düşüş yaşanır yaşanmaz borcunu TL'ye çevirmeleri, yani yapılandırmaları önerilebilir. Peki dövizin artmasıyla birlikte, ki daha da artacağı öngörülüyor, hayat daha da pahalılaşacak mı? Maalesef pahalılaşacak. Ama şu şekilde, bahsettiğim fiyat istikrar fonu mevcut hükümet tarafından gerektiği gibi harcanmayacağını düşündüğümüz zaman, ki görüyoruz harcanmıyor, maalesef daha bir artış yaşanacaktır. Girdi maliyetleri artmaya devam edecektir. Üreticiler bu
maliyetlerindeki artışı fiyatlarına yansıtmak durumunda kalacaklardır. Eğer gümrük vergilerinde hükümet bir indirime gitmez ise tüketicilerimiz kullandıkları ürünler fiyatı artmaya devam edecektir. Akaryakıt fiyatları, elektrik fiyatları yükselmeye devam edecektir ve her şekilde ekonomi olumsuz etkilenecek ve maalesef halkımızın alım gücü azalacaktır. Dövizciler de kurların sürekli artış göstermesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve yaşanılan süreci aktardı. Aslında durdurulamaz diye bir şey yok, bir algı yok. Sadece güç odaklarının değişik şekilde piyasaya veya ekonomiye bakış açısı var. Bunu esasen bence bu şekilde açıklamak lazım. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın elinde faiz artırma gibi çok önemli bir gücü varken bu reel ekonomiye zarar getireceğini düşündüklerinden dolayısıyla böyle bir adımı daha değişik şekillerde uygulayıp direkt faiz artışı yapmaktan kaçınıyorlar. Dolayısıyla para sahibi yatırımcı da bir şekilde dövize dönerek daha karlı olduğu veya en azından karşılaştırma yaptığında artı bir değer ulaştırabileceği bir şeye, daha güvenli bir limana parasını terk etmeye çalışıyor. Bütün olay bu bence. Repo piyasası haftalık bazda repo aşmayarak piyasadaki TL'yi, salı günde aynısını yaptı, piyasadaki TL'yi sıkıştırma yönüne gitti. Bu şekilde olunca elinde döviz rezervi ya da döviz bulunduran yatırımcılar o zaman TL varlık yaratmak için kurlarda bir düşüş oldu. Günün sonunda bu işe bir bakıma yaradı ama herhalde öyle tahmin ediyorum ya da bu gördüğümüz enstrümanlar içerisinde en güçlüsü biraz önce söylediğim gibi piyasanın beklediği faiz artırımına gitmek zorunda kalacak. Eskiden beri bütün piyasanın söylediği şöyle bir şey, alışmamız lazım buna. O da şu, dalgalı kur sistemindeyiz, TL kullanıyoruz. Dolayısıyla insanların kazandığı para cinsinden borçlanması bu işin temelini oluşturur. Biz biraz burada geçmiş eski çok yani 90'ları veya 90 sonrası TL'nin bir şekilde daha değerli olduğu zamanlarda kurun yükselmeyeceğini düşündüğümüzden bütün ekonomik koşullarımızı döviz üzerine kurduk. Ve bunu idrak etmekte biraz zorlanıyoruz. Dolayısıyla bence vatandaşın kötü duruma düşmesi esas bu sebeptendir. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın elindeki silahları kullanmaması veya azami kullanması TL'yi döviz karşısında eriyebilir hale getirmekte. Çünkü Fed'in kademeli olarak artırdığı faizlere karşın Türk lirasındaki faizi artırmayan Merkez Bankası TL'yi dövize karşı çaresiz bırakmaktadır. Elindeki faiz silahını kullanmadan repo aracılığıyla piyasaya para sürmekte şu an Merkez Bankası. Ama dövizi biraz frenlese de durduramamakta bu. Artı 20 Ocak'ta Trump'ın başa geçecek olması ve tüm dünyada bir tedirginlik var şu an. Yani Trump'ın vereceği kararlar kişiliğinin göz önüne alınarak beklentiler kötü yönde. Son 10 yılda hiç Türkiye'nin notunu artırmadı. Her zaman düşürüyor. Bu defa daha da düşüreceğini bekliyorum ben. Çünkü Türkiye'deki terör olaylarından tutun, OHAL durumu, anayasa durumu, başkanlık sisteminin gelip gelmeyeceği, otomatikman yatırım yapılabilir bir ülke değildir şu an Türkiye, Avrupa'nın gözünde ve yatırımcının gözünde. Bu sebepten yine notun düşeceğine inanıyorum. Bizi bekleyen esas tehlike bana göre İngiltere'nin, biliyorsunuz Haziran ayında bir referandum yapıldı ve dendi ki Avrupa Birliği'nden çıkmak istiyor halk. Ama bu bir mahkemeye taşındı ve bu mahkeme sonucunda İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkmama durumu olur ise, tekrar söylüyorum, Avrupa Birliği'nden çıkmama durumu olur ise şu an sterlini 5.3, 5.4 civarı görme şansımız çok yüksek. Olası bile değil. Yani. Yakın bir zamanda mı? Yani bu ay sonu mahkeme sonuçlanırsa eğer, tabii uzayabilir. Şöyle bir şey vardır. Mart ayında çıkış işlemleri başlayacaktır İngiltere'nin. Ona kadar mahkeme bir sonuç vermek zorunda. Vermezse çıkış işlemleri başladıktan sonra geri dönüşü yok.
Ama benim düşüncem İngiltere çıkmayabilir. Büyük bir olasılıkla istemiyor çıkmayı tekrar. Bu sebepten tekrar ikinci bir referanduma gidebilir parlamento. Ve çıkmazsa bizi çok çok kötü günler beklemektedir. Bence Merkez Bankası olay çok daha büyümeden faiz silahını, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz silahını kullanıp en az 1 puan, 1,5 puan faizi artırıp frenlemesi gerekmektedir TL'yi. Yoksa yabancı yatırımcıyı tamamen kaybedip zaten FED kademeli bir şekilde faiz artırıyor. Biz faizi sabit tutuyoruz. TL'ye yatırım yapmanın hiçbir anlamı yok. Anlatabildim mi? Yani TL'ye yatırım yapılabilmesi için bir şey vermek lazım. Bunu Merkez Bankası'nın vermesi lazım. Bu faizi artırması lazım. Başka hiçbir çaresi yoktur. Bir süre daha bekleyecek mi o zaman Merkez Bankası? Merkez Bankası şu an elinde 90 kusur milyar dolar rezervi var. Bunu piyasaya sürerek dövizi yavaşlatmaya çalışıyor. Ancak bu rezerv bitince ne olacak? Yani akan su durmayacak. Akan su durdurmak için kesin önlemler alınması lazımdır. Olay çok büyük boyutlara gelirse bu faiz silahı da işe yarayamayacaktır belki de. Yani şu an faiz silahı çok büyük bir silah diyoruz ama kimse garanti vermiyor bu faizi artırınca duracak hemen. Çünkü biliyorsunuz Haziran ayında Britix olduğunda sterlin bir anda 1 lira gibi bir değer kaybetti. 1 lira gibi bir değer kaybetti ve 15-20 gün içinde tekrar 15 Temmuz darbesidir, odur falan filan derken tekrar sterlin toparladı ve yukarı gitti. Yani Türkiye eline gelen nimetleri de tepti bir yerde Merkez Bankası olarak. O yüzden bence faiz silahını bir an önce kullanması gerekmektedir. Döviz borcu olanların benim tavsiyem naçizane gidip döviz borçlarını yapılandırıp TL'ye dönmeleri. Döviz borçlanmamaları açık ve net. Vatandaşsa dövizin durdurulamamasını eleştirdi. Dövizin yükselişi durdurulamıyor. Hayat pahalılaşıyor. Önümüzdeki günler ne olacak sizce? Vallahi onu hükümetler düşünsün. Ondan ben düşüneyim. Şimdi diyorsun ki okul taksidi var, şey var, şu var. Hükümet bilin de diyor. Ben ne vereyim diyor. Benim okulum da var, hastanem de var. Ben gereken hizmeti veririm. Parayla sen almazsan da gidip paralı istek, o senin sorunun. Efendim, atış bu ay vereceğimiş, onu da duydum. Yüzde galiba 7,5 der ama 5'e belki anlaşırık. %5 atış, %50 elektrik atışı, %20 telefon atışı, bilmem su parası, hava gazı, şu bu derken gene biraz surunca gidecek. Asgari ücret yandı yani. Peki her şey ülkemize dövizle giriyor. Yediğimiz sebze meyve bile dövizle geliyor. Ya bazı şeyler de Türkiye'den gelir. Onlara da Türk parası veririk. Yani her şey döviz değil ki bu memlekette. Sen getirirsen Avrupa'dan, efendim İngiltere'den, bilmem nereden döviz öden ama Türkiye'den getirirsen normal öden. Akreditif açak mesela Türk parasıyla kapadın. Dövizi çok kullanıyoruz ama ülkemizde. Ya o da bizim beceriksizliğimiz. Ne yapalım Türk parasına midem ki güvenimiz yok da ille de döviz isterik. Alın size döviz. Ev alacaksın bu kadar isterliğin. Okula gideceksin bu kadar avro. Bilmem nereye gideceksin bu kadar dolar. Ne yapalım midem ki efendime söyleyeyim diş fırçası alacaksın bu kadar avro. Ne yapalım öyleyse tüccarlar hüküm nasıl biraz bu şeyde biraz şey ister yani dizayn etmek ister, düzene çekmek ister. Mesela sen bunu getirdin, bu kadar şeye getirdin, karını koyduk, sürdün piyasaya satak. Ne lüzum var sonra dönesin, sattığın şeye ödediğin şeye değesin, doları vereceksin, bana şu vereceksin, bu vereceksin deyince biraz daha dış güçle Türkiye'ye baskı yapar. Dolar yükselir, döviz yükselir, Türk parası şey kaybeder. Olan vatandaş olur. Olan işte olur ama gene de efendime söyleyeyim 2000 yılından daha iyi şimdik. Öyle düşünüyorsunuz. Çünkü 2000 yılında senede %80 enflasyon olurdu. Şimdi çok çok olsun %5-10. Yani bu kayasa edeceksen arada çok var var. Yani biz çok çektik diye eyvallah derik giderik. Her şeye zam gelir. Zaten geldi de. Elektrik zam mı, tüp gaz zam mı? Tabii. Şimdi daha diğerlerini de gelecek. Et, süt fiyatları artacak. Ama nasıl diyeyim?
Yani vatandaşımız hakikaten çok zor durumda. Hele asgari ücretle geçinen. Evet. Daha da zor. İnşallah bir anlaşma olur. Şimdi de her şey düzelir. Hükümet bir önlem alamaz mı sizce şimdi bu dövizi? O koltuğa oturduktan sonra vatandaşı düşünen yok. Döviz yükseldi ama nedenle her şey bağlı oldu. Bütün avantajını yiyecek, içecek hepsi bağlı. Hep dövizden... Daha da pahalılaşacak mı? Döviz durdurulamıyor çünkü. Dövizler şimdi bu okullarda gene yükseldi. Yakında okulda. Yani 3 ay sonra düşüremiz Türk parasına. Ben her sene öderim 2000 istedim para. Peki hükümet bir önlem alamaz mı? Yatsın yapanlar. Hükümet yapandı gibi şey yapacağımız yok. Hayat zorlaşacak. Elektrik yükseldi dolayısıyla. Tüp gaz dolayısıyla akaryakıt, çubuğu falan. Bunlara bağlı olarak yiyeceklere de koyacak. Onlar koyacak. Peki hükümet bir önlem alamaz mı şu an? Alır tabii. Alır ama... Neyi bekliyorlar? Euro 4'ü geçti. Dolar 4. Yani neyi bekliyorlar? Bunlar biraz siyasidir bence. Biraz siyasidir. Beklerler bu görüşmeler ne olacak. Ondan sonra bir şeyler olacak. Daha derin konuşmayayım. Ama olan vatandaş oluyor. Olan vatandaş oluyor ama... Asgari ücretli emekli nasıl geçinecek? Ben emekliyim. Geçinemiyorum. Döviz borcunuz 2002... var mı? Yok. Çok şükür diyelim. Türk parası borcum bile yok. Çok şükür. Benim hanım çok tutumludur. Ve idare ediyor 2200 lirayla. İdare ediyoruz. Berikat bu kartçıklar var, bankaların. Onların borcuna girerek devam eder giderek. Euro borcumuz olduğu için euro kullanıyoruz. Bu ay zararda mısınız peki? Zarardayız ama ne yapalım? Hükümet bir önlem alamaz mı? Onlar bilir, hükümet bilir. Biz bir şey diyemeyiz. Herkesin halini Allah bilir. Yani bu döviz herkesin borçları ödensin. Allah yardımcıları olsun. Verdi 50 lira geçen defa. Kendi de aldı 500 lira. Bakanlar söyledi kendilerine duysunlar benden. Tamam. Yani 50 lira nedir ve ertesi günde bağlı olur her şey. 1700 lira para verilir kızım. Ha. İlacımız, nedir doktorumuz. Ya? Onlar mesela bak neler aldı. Onlar 2 milyarı yani alsalar memnun mular? Yaşayabilirler mi o parayla? Her şey dövize bağlı. Yani şey yok, bunun kaçarı yok ki borçlar zaten. Borçlar da var tabii halkın borçları. O zaten hele dövizle borçlanan için çok kötü bir şey haber, bu iyi bir haber değil. Bunlar tutacaklar... Türkiye Merkez Bankası'nın yaptıkları da bir işe yaramıyor, daha da yükseldi. Türkiye Merkez Bankası ne yaptığına ben şaşıyorum zaten. O tamamen kendi şeyinin dışında bazı şeylerin altında yapılan şeyler vardı. Mecliste olan olayları gördünüz. O yüzden doları da euroyu da pek tutmak kolay değil. Çünkü halk güvenemiyor, güvenemediği için doları tutuyor. Türk parası kıymetini kaybediyor. Bir an evvel bitirseler de bari bize atacağımız adımı bilsek. Büyük bir mağduriyet yaşıyoruz çünkü bizim de dövizde borcumuz var. İşte dövizcideyiz şu anda. Kurlar her gün yükseliyor ve durdurulamıyor. Bu konuda bir önlem var mı ülkemizde? Ülkemizde şu anda hükümet Cenevre'de olduğu için güzel onları bekliyoruz. Evet, gelsinler. Bir önlem almalarını bekliyoruz biz de. İnşallah en kısa zamanda bir önlem alırlar. Çünkü vatandaş şu anda çok mağdur. Genelde de memleketimizde herkesin yani %80'inin döviz borcu var. Herkes mağdur yani. Peki bu ay zararınız belli bir rakam var mı ortada? Yani şu andaki hesabımıza göre ödediğimiz bir ay önceki kura göre bir 500 TL bir fark var. Evet. TL ödeniyoruz ama bütün her şey döviz, kiralar döviz, araç kredileri genelde herkes dövizle borçlanıyor. Dediğim gibi
birazcık ülke, hükümet bir önlem alırsa buna herkesin yararına olacağını düşünüyorum ben.